Şöyle öncelikle herkesin gerçek anlamda sandığa gitmesini istiyorum. Bu ülkede bir şeylerin artık değişmesi gerekiyor. Bir şeyleri değiştirmek için bizim de elimizi taşın altına sokmamız gerekiyor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Sabah belli bir saatte uyanacağız. Gideceğiz işimizin başına. Orada sandık görevimizi alacağız. İnsanları güzel yönlendirmemiz gerekiyor. Hani artık hep duyuyorum zaten dışarıdan. Bir oy bir oydur gerçekten. Bir oy kaybetmeye artık kimsenin tahammül olduğunu düşünmüyorum ben. Sandık başlarında durmamız gerektiğini, oylar sayılırken, oylar açılırken çok dikkatli olmamız gerektiğini, yakılan oyların vesaire bunlara çok itinayla bakmamız gerektiği anlatıldı. Benim de hani ilk deneyimim olacak inşallah. Futbol oynuyordum. Futbolcuydum, amatör. Şu an ara vermek zorunda kaldım okuldan dolayı. Yeni sezonda inşallah tekrar futbola dönmeyi hedefliyorum. İlk defa oy kullanacağım. Büyük bir zevkle kullanacağım. Sayılı günleri bekliyorum. Yeşil Sol Parti'ye vereceğim. Ailemden gördüğüm, aile geleneğimiz olan, bir de Kürt halkının özgürlüğü için. Cumhurbaşkanı seçimleri de Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Ya bunları bir seçimde trafoya kedi girdi mesela. Bir seçimde sosyal medyayı kapattılar. Ama biz bunlara izin vermeyeceğiz bu seçimde. Onun için sandıkların başındayız. Yani önümüzdeki 5 yılı rahat geçirmek için bir sabah uykularından uyanıp sandığın başlarına gelmesini istiyorum gençlerin. Geçmişten bu yana süren bir mücadelemiz var ki keza benim babam da uzun zamandır siyasetin içerisinde görev almış birisi. Bizim aile geleneği diyebileceğimiz bir şey bizim için bu. Biz 5 yaşından itibaren siyasetle tanışmış insanlarız yani. Bu bizim gerçekliğimiz. Bunun dışında bu seçim özelinde yani şimdi şey dediniz ya saldırılar oluyor. Ya biz bu saldırıları daha önce de gördük zaten. Alışık olduğumuz bir şey. Bunun dışında biz bu seçimde ne kazanacağız? Yani Yeşil Sol'un kazanımı ne olacak? Yani önemli nokta burası. Şimdi bugün evet siyasi iktidar değişecek. Bundan sonraki süreçte devletin direkt etnik kimlik üzerinden, Kürtler üzerindeki baskısı devam mı edecek? Yoksa bir son mu bulacak? Asıl endişe etmemiz gereken nokta burası. Yani hem duygusal bağlamda yani hem de etnik kimliğin vermiş olduğu bir etki bu. Yani şimdi Kürt oluşun yani aslında her insanın yapması gereken bir şey. Bunun yani Kürt, Türk mezhep ayrımı yapmamak gerekiyor. Sandıktaki daha önceki tecrübelere de dayanarak yani çalınma riski olur vesaire. Yani bizim sabah 5'ten akşam işte gece 1 veya 2 fark etmiyor orada durup orayı kontrol altında tutmamız gerekiyor. Yani bu seçimde insanlar yaralanabilir, ölebilir. Yani böyle bir söylenti var sokakta. Korku var. Hani gitsem mi, yapmasam mı? Şimdi biz, hadi biz korktuk gitmedik. X kişi de korktu gitmedi. Ne olacak? O zaman sandık boş kalacak. Orayı boş bırakmamamız gerekiyor. İstanbul'da işte 4 tane çocuğum var benim. 4 tane çocuk. 18 senedir İstanbul'dayız. Çalışıyorum. Temizlik firmasında çalıştım. Yani her seçimde alıyorum, her seçimde gidiyorum. Ama bu seçimde daha bir kritik bir seçim olduğu için yani böyle bir karar aldık. Biliyorsun bizim partimiz HDP kendi şeyle girmiyor. Yeşil Sol'da girdiği için müşahit olarak biz gönüllü olarak müşahit oluyoruz. Ailece biz gidiyoruz hepimiz. Çocuklarımla, ben, eşim. Hepimiz ailece bir okulda müşahit olarak, gönüllü olarak gidiyoruz. Orada oylarımızı koruyacağız. Gelen kişilerin yani nasıl oylar çalındığını biliyoruz. Mesela her sene gidiyoruz. Yani çok şeyle mesela biz HDP olarak gidiyorduk. Çok şeye maruz kalıyorduk. Mesela dışlanıyorduk. Mesela sabah erken 5'te kalkıyorum. İlk önce bir kahvaltımızı ediyoruz, güzelce çayımızı ailece gittiğimiz için. Okula gidiyoruz. Okuldan da işte arkadaşlar toplanıyoruz. Orada işte bizim Yeşil Sol Parti geliyor. Hepimiz toplanıyoruz bir araya. Kim hangi sandıktaysa görevini alıyor. Görevin başına gidiyor. Orada şeyler pusularımızı takip ediyoruz. İşte kaşeli mi, kaşesiz mi, mühürü var mı, yok mu? Onları takip ediyoruz. Eğer yoksa o üçüncü, üç kaşe oluyor ya, iki kaşe varsa üçüncüsünü de biz kendimiz şey yapıyor, kaşeliyoruz onları. İşte kaşesizse onu itiraz ediyoruz. Mesela onları tekrar tutanak tutuyoruz. O şey sandık başkanıyla konuşuyoruz. İtiraz ediyoruz. Tutanaklarımızı tutuyoruz. Onu tam sayılmışsa tutanaklarımızı tutuyoruz. Islak imzalarımızı alıyoruz.
Eğer zaten gönüllü varsa gönüllü olarak YSK'ya gidiyoruz. Eğer yoksa da gönüllü yani orada kurayla seçiyor. Sizler korkmasınlar, sandıkların başında dursunlar, gönüllü olarak okulların okulda olsunlar, kapılarda dursunlar. Yani gönüllü biliyorsun çok şey yapmak lazım. Yani çocuklarımızın geleceği için, yeni nesiller için yani. Şimdi bu ülkenin resmi ideolojisinde sorun var. Yani resmi ideoloji bu şekilde devam ettiği sürece iktidarların çok değişmesi yani Kürtler açısından çok bir şey fark etmiyor. Çünkü bir resmi ideoloji var. Bu resmi ideoloji yani işte tek din, tek dil, tek ırk, tek bayrak, tek vatan böyle gidiyor. Yani bugün bunu bugün 2023 yılında bile bunu söylemeyen bir tane siyasetçi bulamazsın. Yani sağından tut soluna kadar, soluna tut sağına kadar. Bunların hepsini bugün de söylenen şeylerdir. Kendi irademizin korunması gerektiğini düşünüyorum. Niçin? İşte bugün farklı alanlarda mücadele eden gerekli insanlarımız, gençlerimiz için, gerek zindanlarda direnen siyasetçilerimiz için, zindanlarda direnen haklarımız için mutlaka biz de cesur olmak zorundayız. Çünkü biz haklıyız. Çünkü biz haklılığımızı bütün dünyaya kanıtlamak zorundayız. Bununla demokratik alanda seçme ve seçilme hakkımızı koruyarak, sandıklarımızı koruyarak daha başarılı olacağımızı inanıyorum. Sandıklarımıza sahip çıkacağız. Benim ailemde 6 kişiyiz. Altımızda Yeşil Sol Parti'nin müşahitleri olarak sabah 6'da evimize kalkıp kahvaltımızı edeceğiz. İlçe seçim kuruluna seçim torbaları teslim edilene kadar da gerekirse orada kalacağız. Yani sol, sosyalist, demokrat veya da AKP rejiminden kurtulmak isteyen bütün vatandaşlara, bütün yoldaşlara, bütün akıllı başlı insanlara diyorum ki siz de mutlaka müşahit olun, oyunuzu takip edin. Oyumuz şerefimizdir, onurumuzdur.